Demeci'nin Ayvalık köyünde emekli öğretmen Nihat Sevgi hocamın zeytin bahçesindeyiz. Evet. Nihat hocam çok teşekkür ederim. Benim hatırımı kırmadın, buraya kadar getirdin. Evet. Nihat hocam bir kendini anlatır mısın? Hangi okullarda çalıştın? Sayın hocam, ben Demeci Hatip ilk mezunlardanız. Daha sonra İzmir İlahiyat'ta okuduk. Muğla İmam Hatip Lisesi, Malatya Endüstri Meslek Lisesi, Demirci İmam Hatip Lisesi, Balıkesir Fatih Anadolu Lisesi, tekrar Cengiz Töbel İlk Öğretim Okulu ve akabinde Manisa Murat Germen'den emekli olduk. 42 yıl görev yaptık. İşte 12-13 sene önce baba yadigarı, buralar çorak olmasın, ormana gitmesin diye bir ağaç diktik. Emekli olduğumuzda oyalanırız diye. Hocam özür dilerim. Bu Ayvalık Köyü'nün hangi mevki hocam burası? Burası, şuradan biz buna eski lakap vardı, bunun bir ismi de Goğuk Dere deriz biz buraya. Şuradan evet. Burası şöyle bir dereydi, burası böyle boru gibi. Evet. O göletin toprağıyla doldurdular orayı. O dere ortadan kalktı. Orası ova gibi oldu şimdi. Biz buraya Goğuk Dere diyoruz. Şuraya İncirlik Kaşı denir. Karşı tarafa. Hocam bir dakika hemen göstereyim. Zaten. Şu İncirlik, evet. İncirlik Kaşı denir oralara. Hocam. Efendim. Şöyle bir gelir misin bak şu taraf. Buradan zaten karşı köyünüz de görülüyor hocam. Ha, köyümüz görülüyor. Gölet şurada yakın benim 100 metre yerime. Evet. Ama geçen sene müracaat ettim. Sağ olsun Selami müsaade etmedi belediye başkanı. Oradan su alıp da burayı sulayayım diye. Yukarıya bir 40-50 tonluk depo yaptım. Evet. O müsaade etmedi. Bu sene de kendim oraya yağmur sularına dolduruyor. Sulayayım dedim ama gerek de kalmadı. Baharın güzel yağmurlar olmuş. Ben yoktum burada zaten, yazlığa gitmiştim. Evet. Bir hafta önce geldim. İyi maşallah, geldiğimde baktım da iyi. Ağaçlar da iyi. Random hani orman olmuş her taraf. Otlar bak. Şurada her tarafından evet, hocam. Buldum, attım. Bir kısmını yaktım. Hocam bu zeytinler kaç yıllık? Bunlar 12 yıllık bu ağaçlar şimdi. Sen bunlardan kaç yıldır verim alıyorsun? Ya bu trilyelerden 4. yıldan itibaren başlıyor vermeye. Hocam şöyle bir yakından göstereyim. Bakın şu ağacın evet. Şöyle yakın. Trilye, edrem karışık benim. Mesela bu trilye, şu öbür taraftaki edremit bak. Evet hocam, bunu da gösterelim. Edremit. Zeytin vermiyor bunlar. Herhalde 7-8 seneden sonra veriyorlar. 2-3 senedir veriyor bunlar zeytin. Evet. Ben zeytin vermiyorlardı. Bu sene bir ara ben telefon ettim. Var mı köy taraflarında zeytin dedim. Yok dediler. Ben de gelmedim. Yok olunca dedim. Varınca bakarsan. Bir de baktım geldim. Oo maşallah iyi zeytin var. İdare eder. Emek kurtur yani. İşte bir haftadır buralarda oyalanıyor. Otları topladık. Şimdi diplerini temizleyeceğim. Dırmıklayacağım şuralarını. Sergi yakın pislik bakayım falan diye. Evet hocam. Nasip olursa yarın sabah da dırmıklamaya başlayacağım, düzleyeceğim. 10-15 gün sonra da belki de 20 gün sonra herhalde ya da Kasım başında zeytin toplamaya başlarız. Hocam sen çiftçiliği seviyorsun herhalde. Biz görüşücüyüz. Hocam evet ellen ot, evet çoğumuş. Ot yolmaktan bak ellerimiz kabardı. Köylüsücüyüz. Mayamız buradan tutuldu. Evet. Aslımız nesil biraz da burada olduğu için biraz da anlıyoruz çiftçilikten. Şükür emekli olduğumuz zaman hem oyalanıyoruz. İyi oluyor. Bana bir gönül desteği oluyor. Böyle bir moral oluyor. Bak mesela buraya geldiğim zaman şöyle şu ağaçların sallanması bana bir zevk. Evet hocam bayağı hocam çok ağacın var. Yo işte 200-250 kadar bir ağaç var burada işte. Evet. Bir kısmı küçük, şu sırttakiler olmuyor. Evet şunlar küçük, evet hocam. Bunlar işte dediğim olaydan olmuyor. İplerini doldurmaya başladım. Ondan sonra bunlar olmaya başladılar. İşte buranın altı kayrak. Evet hocam. Taş burası. Altı hocam taş. Zaten bakın burada taşlar var, evet. İşte geçen sene buraya ben drenaj yaptırdım, böyle kademe yaptırdım. İşte görüyorsunuz şurayı böyle. Evet. Bu zamana kadar tulumbaya atıyorduk ama bundan sonra tulumbayla 20-25 tulumba bunlara ilaç gidiyor. Baş olmuyor. Traktörle gitmesi mümkün değil aralarına. Hocam buraya traktör girmez ya. İşte şimdi böyle şey yaptırdım, drenaj yaptırdım, kademe yaptırdım. Traktörle şimdi sağlı solda ilaçlamak için taralda güzel olur diye buraya yaptırdım. Geçen sene baharın yaptırdım bunları ben. Evet. İyi maşallah bu sene emeğimizi korutur yani. Çoluğun çocuğun yiyeceği zeytini, yağını inşallah alırız. Zeytinden yağ mı çıkarttırıyorsun hocam? Genelde yağ çıkarttırıyoruz. İhtiyacımız kadar kırma falan yapıyoruz. Evet. Sizinle. Diğerlerinde yağ veriyoruz. Nasip olursa çoluk çocuk bol bol yiyorlar işte. Hocam zeytinler evet. Tam köyün karşısında yerin. Ha canım sıkıldım, köye doğru bakıyorum. tam köy yukarısı manzara daha güzeldi yukarıdan. Evet yukarı çıkmak da zor hocam. Burada mı senin hocam? Yukarısı mı var? Tamam hepsi hocam. Oo maşallah dönüm, hocam. 11 dönüm buraya. Oo. 11 dönüm. Hepsi bunların.
yukarıya kadar. Yukarıda da gölet var. Havuz yaptım işte oraya yukarıya. Uzak mı hocam orası? Yok ya, geldi yok. Hocam, şey yaptırdım ben. Hocam burası güzel bir havuz yapmışsın. Damlama düşünüyorum nasip olursa. Bu sene yapamadık. Seneye inşallah. Bunu biraz daha büyüteceğim. 60-70 tonluk yapacağım. Şuraları şöyle. 50 santim daha yükseldik. Ondan sonra bu 50-60 ton oldum. İki defa sulamaya yeter bana. Nihat hocam buraya su nereden geliyor? Su yağmur suyu. Yağmur suyu. Yağmur suyu şöyle yukarıdan. He. Böyle 100-150 metre yukarılardan. Tamam. Şöyle küçük bir yol yaptım ona ben. Oradan geliyor işte şu çukura. Oradan birikiyor. Oradan akıyor buraya. Hocam köy tam karşıda. Heh, buradan tam bir köy seyrediyoruz. Bak. Evet. Köyümüz karşıdan güzel gözüküyor böyle. Yağcılar bir taraftan, Aztepe bir taraftan. Nihat hocam. Efendim. Bu röportaj için sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Rica buradan ederim. Öğrencilere söyleyeceğim, arkadaşlarına söyleyeceğim bir mesaj var mı? Ya sayın hocam, işleyen demir, ışıldar, akan su hiçbir zaman şey bozulmaz. Bu su nasıl olmuş şimdi? Bak evet, bozulmuş. Çok bozulmuş. Ne kadar çalışır, hareket edersen o zaman sağlıklı olsun. Benim hayatımı da kısacık anlatayım. Ben sabah 5'te kalkarım, kış günlerinde. Evet. Eskiden öyleydi. 20-25 senedir böyledir. 5'ten 7'ye kadar, sabah ezanı okununca kadar spor yaparız. Erkenden sabah. Ondan sonra gelir duş alırız, namaza gideriz, namazdan çıkar, kahvaltı yaparız, okula. Bu her gün muhtat bizim yaşantımız buydu. Aa, öğretmenlik yaparken? Öğretmenlik yaparken. Bir ekibimiz vardı. İşte İbrahim Çiğ falan birkaç arkadaş. Bunlar halen daha bir kısmı devam ediyorlar daha. Şimdi emekli olduktan sonra tabii oraya buraya gidiyoruz, buraya geliyoruz, çocukların yanına gidiyoruz. Pek bir de kaza geçirdim malum, Manisa'da durmuyorum. Evet. Şimdi yine yürüyüşe devam ediyoruz yine. Eskiden bayağı 10 kilometre kasmıyordu sabahları. Şimdi 2-3 kilometre yapıyoruz, yetiyor. Eskisi kadar tabii hareketli, yaş 70'i geçti. Evet hocam, ama yine maşallah hocam yaşı göre dinç görünüyor. Ya şükür yani, işte bak buraya ben çalışmıyorsun, 4-5 aydan beri tembel tembel yatıyoruz. Evet. 4 gün 5 gün çalıştım, ilk günler hatta arkadaşlar kahveye çıkalım, yok dedim, benim vücudum kırılıyor. Kahveye gidip oturacak halim yok, ben istirahat edeceğim. 5 gün sonra vücut alışıyor, bak şu anda hiç yorulmuyorsun, çalışıyorsun. Evet. Ama hiç çalışmadığında birden çalıştığında vücut tabii yıpranıyor o zaman. Sıkıntı çekiyorsun. Şükür yavaş yavaş kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Amele falan kullanmıyoruz. Kimseyi getirmiyoruz. Kendi kendimize. Kır olduğu için bak bütün bundan diplerini kürekle doldurdum ben. Evet, evet hocam. Kürekle doldurmasaydım bundan hepsi kuruyordu. Soğuktan üşüyor. Evet. Yazın sıcaktan kuruyor, yanıyordu. Velhasıl şükür, sağlığımıza şükür. Allah iyi kötü vermiş. Çolukla çocukla yiyecek kadar eşle dostla. İnşallah toplama nasip olur. Ben teşekkür ediyorum. Bu sıcak günde hem köyümüze geldik, vesileyle bir tanışmış olduk. Evet hocam, ben de çok memnunum sizinle tanıştığımıza. Sosyal medyadık paylaşmalarınızı ben her zaman görüyorum, okuyorum ama sizinle ilk defa tanıştık. O da işte nasip öyleymiş. Yanıma oturdum ben de sizin yanınıza geldiğimiz için. İyi, gelmiş olduk. Vesileyle de bir hem tanıştık hem burada bir röportaj yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Tanıyan tanımayan bilen olursa da onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Allah cümlesine sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler versin. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim.